Bugün bir diğer flash gelişmesi yine Rusya'dan. Putin dedi ki biz aşıyı bulduk. Aşıyı tescil ettik. Hatta bütün denemelerden de geçti. Bir garanti daha vereyim dedi. Kızım da aşıyı Kızıma da oldu. yaptırdım dedi. Ateşi önce 38'e çıktı, sonra 37'ye düştü. 2 gün sonra da hiçbir şey kalmadı dedi. Şimdi aşı seri üretimine başlayacağız. Önce sağlık çalışanlarında, sonra okullarda öğretmenlerde kullanacağız ve daha sonra da piyasaya süreceğiz. Taha Bey, ben Rusya yakından takip eden biri olarak diyebilirim ki Rusya'nın belki de 30. aşı buluşu. Covid-19 salgından dolayı Rusya 30. kere aşı buluyor. Bu kez ama bu kez şey diyor ama yani Her bulduk, ay aşı denedik de bulduk, diyor. her ay aşı bulduk diye açıklama yapıyorlar. Yani aşının biliyorsunuz bir prosedürü var. Yani 4 aşaması dünya, var. evet 4 aşaması var. O 4 aşamadan geçmesi lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bölgeye gidip onların hangi koşulda ve hangi ortamda ve hangi laboratuvar şartlarında bu araştırmalar yaptığına dair tescillenmeler gerekiyor. Böyle bir açıklama yok, böyle bir araştırma yok, böyle bir dünyanın saygın dergilerinde, bilim araştırma merkezlerinde yani inşallah bulmuşlar diyelim. Yani Evet. bakalım görelim Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili hangi tespitler ve hangi açıklamalar yapacak. Evet. Burada önemli olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Evet. açıklamaları Taha Bey, Putin'in değil. Evet. Furkan Kaya 100'den fazla aşı denemesi yapılıyor ya Mart ayından beri, belki Şubat ayından beri. Sadece bunların dördü en önemli aşamaları geçti ve daha hani aşının o seri üretim aşamasına hiçbir tanesi gelinmedi tabii ki. Yani Ruslar bu konuda iddialı ama Cem Aşırav'ın da söylediği gibi daha önce de çok sık duyduk hani Ruslar aşı ile ilgili birçok kez tarih takvim verdiler. Bu kez ama Putin çok ciddi konuştu. Kızından falan da örnekler verince tabii daha fazla bir heyecan uyandırdı açıkçası. Umarız bulmuşlardır diyelim. Sizin var mı ekleyeceğiniz? Tabii şöyle, şimdi bu aslında bana çok benzerlik gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı sürecinde özellikle Nazi Almanya'sının atom bombası kullanma ve bulma sürecinde, işte daha sonra işte mağlubiyet, çok o detaya girmiyor fakat ama eğer ki ilk atom bombasını Almanlar kullansalardı bugün dünya Almanca konuşacaktı. Şimdi bu açıdan bakarsak eğer, şimdi biz bu yeni bir biyolojik savaşın içine girdik diye hep konuşuyoruz ya, Evet. bu aşı bulma konusu da aslında böyle. Yani aşı bulma da işte bu belki de işte elimizdeki en büyük silahlardan daha kuvvetli bir silah, Covid-19 aşısını bulan devlet bunu güce erişecek. Böyle bir görmemiz gerekiyor. Şimdi burada Rusya ile Amerika'nın aslında karşılıklı gene çekişmesine sahne olacak bir döneme doğru giriyoruz. Nasıl o bir soğuk savaş sürecinin başından itibaren o nükleer silahlanmada, özellikle uzay savaşına doğru gidecek süreçte Amerika ile Rusya'nın büyük bir çekişmesi vardı. Aynı şekilde bence Putin'in açıklamasından sonra Amerika ile karşılıklı bu açıklamaların gelebileceğini ben aslında düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.